savaş stratejileri, artık tankların bir önemi var mı bugünün savaşında? Bu ciddi ciddi sorgulanıyor. Yani tanklar gerçekten bir savaşı kazanmak için etkili bir silah mı? Elbette ki daha önceleri yıkıcıydı. Tank üstünlüğü olanların bir ülkeyi çok rahat bir şekilde ele geçirdiklerini de görmüştük tarihsel süreçlere baktığınız zaman. Ama bugünün dünyasında pek de öyle olmayacağı düşünülüyor. Sonraki bir konu, belki bir gün ekranlarda bunu tartışırız. Fakat şimdi Avrupa Birliği ülkeleri arasında şu Ruslara yönelik enerji yaptırımına ilişkin bir ortak karar çıkamıyor. Biliyorsunuz daha önce liderler bir araya gelmişlerdi Avrupa Birliği'nde yaklaşık 3 gün önce. O zirvede de bir sonuç alamadılar. Mesela Macaristan bugün açıklama yapıyor. Biz bu konuda aynı fikirde değiliz diyor. Yani söz konusu Rus gazının sevkiyatının engellenmesi ya da kota konulması. Macaristan sıcak bakmıyor. Birçok Avrupa ülkesi sıcak bakmıyor. Ve dolayısıyla da Biden'ın eli ayağı yine şimdi bağlanmış durumda. Avrupa'yı ikna etmesi lazım. Şimdi yarınki NATO liderler zirvesinde bu konu masaya yatırılacak. Bir sonuç alınmasıyla çalışılacak. Çünkü dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden Perşembe günü, yani yarın NATO liderler zirvesinde yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı. O yeni yaptırımların da kuvvetli ihtimal gaza yönelik olduğu varsayılıyor. Yani bir şekilde Biden yarın müttefiklerini ikna edecek. Peki Avrupa bir noktada gaz konusundaki yaptırımlara yanaşmazken, diğer taraftan Fransa'nın çok önemli bir otomotiv markasının şu anda, şu an itibariyle Rusya'da yeniden üretime başlaması gibi gibi faktörlerin yanında Avrupa Birliği'nin aslında Ruslara yönelik birçok ambargoya hiçbir şekilde uymadığı ortaya çıktı. Öylesine bir istatistik var ki çok çarpıcı. 2015-2020 dönemine bir bakalım. Bu 5 yıllık zaman zarfında Kırım'ı ilhak ettiği için Ruslar bir yaptırımla karşı karşıya kalmışlardı. Bu yaptırımların içerisinde silah yaptırımı ağırlıktaydı. Neredeyse çok önemli Avrupa ülkelerinin tamamı bu ambargoya uymadı. Ve Ruslara silah satmaya devam etti. Fransa 152 milyon avroluk silah satmış 5 yılda. Almanya 121,8 milyon avro silahı Ruslara satmış. İtalya 22,5 milyon avroluk bir satış gerçekleştiriyor. Ve bakıldığı zaman istatistiklere 152 milyon avrodan 121 milyon avroya kadar istatistikler ve bu ülkelere göre dağılımları teker teker gösterilmiş. İşin içinde neredeyse 10 Avrupa ülkesi var. Fransa, Almanya, İtalya gibi önemli ülkelerin yanında 10 Avrupa ülkesi 5 yıl boyunca Ruslara silah satmışlar. Ambargoya rağmen, yaptırım kararına rağmen hiçbir şekilde uymamış Avrupa. Neden? Aman ha Putin'i karşımıza almayalım. Çünkü Ruslarda gaz var, enerji var. Bizde yok. İkincisi aynı zamanda para da kazanacağız. Silah satalım ne olacak ki diyerek hiçbir şekilde ambargoyu umursamamışlar. Bu ne anlama geliyor? Yani diplomatik boyutta baktığımız zaman Kırım'ın ilhakı da çok Avrupa'nın umurunda olmamış aslında. Fransa tabii 2015'teki Minsk görüşmeleri sonrasında 2019'daki ikinci görüşmelerde ana aktördü. Bir şekilde taraflarını uzlaştırmaya çalışıyordu. Ama alttan alta da bir şekilde Fransa yüklü miktarda Rusya'ya silah satmış, silah ihraç etmiş. İşte bu noktadan bakıldığında bu gaz meselesinde neden Avrupa Birliği'nin ortak kararlar alamadığı, işin sadece ideolojik boyutu değil, aynı zamanda işin enerji ve para boyutuyla da alakalı olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi